Herkese yeniden merhaba. Günlük giyim eşyalarımızın fiziksel rahatsızlıklarla ilgili olumsuz etkilerini anlatmıştım daha önce. Bugün ise hanımların günlük kullandığı iç giyim eşyası olan sütyenin bize neler yaptığını öğrenmeye çalışacağız. Aynaya önden baktığınızda muhtemelen çok bir şey fark etmeyeceksiniz. Ama sırtınızdan kendinize bakma imkanınız olsa o ince ve sıkı askıların kaslarınızı nasıl kestiğini görebilirdiniz. Elinizi omuz başınıza yerleştirin parmaklarınızı ve yavaşça boynunuza doğru sıvazlayın. Muhtemelen birçoğunuzda omuz başını hemen geçtikten sonra parmaklarınız bir çukurluğa düşecek ve sonrasında da kabarık gergin bir kas kitlesinin üzerinden geçeceksiniz. Evet, boyun ve sırt problemleri olanlarda da bu kasın gergin ve şişkin olduğunu biliyoruz ama şurada oluşan çukurluğun o kesilmiş bası altında kalmış alanın sebebi askılarımız. Doğru duydunuz. Resmen kaslarımızı kesiyorlar ve zedeliyorlar. Dilerseniz zedelenen bu kasları bir görelim. Bir ucu omuz başına tutunan bu kaslar ya boynumuza ya sırtımıza ya da kürek kemiğimize doğru geliyorlar. Belki de omuzu ilgilendiren hastalıkların, impingement, kas yırtılması ya da donuk omuz gibi rahatsızlıkların kadınlarda erkeklere nazaran daha çok görülmesinin sebebi bu olabilir ya da boyunla ilgili problemlerin. Artık firmalar da bu durumun farkında. Bu yüzden büyük göğüs bedenleri için ürettikleri sütyenlerde daha kalın askılar kullanıyorlar. Fakat her zaman yeterli olmayabiliyor. Bunun için satılan bir aparat var. Eğer bulabilirsem resmini şuraya bırakacağım. Bu aparatı kar ayakkabısı gibi düşünün. Kendi ayakkabılarınızla karda yürürseniz batarsınız. Fakat o geniş yüzeyli tabanlıklarla yürüdüğünüzde karın üzerinde rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Aynı mantık işler. Kaslara gelen basıncı dağıtır ve kasların daha az zedelenmesini sağlar. Silikon benzeri aparatlardır bunlar, geniştirler ve içerisinden sütyen askısını geçirebilirsiniz. İç giyim mağazalarında ya da internet üzerinden temin edebilirsiniz bu ürünleri. Ben de bulabilirsem sizin için videonun açıklamalar kısmına bir link bırakmaya çalışacağım bununla ilgili. Su damlasının sürekli aynı noktaya damlayarak mermeri aşındırmasını düşünün. Elbette askının da biraz gevşetilmesi gerekli. Çok sıkı olmamalı çünkü sürekli sırtınızda bir yük taşıyormuş gibi olursunuz askılar çok sıkıysa. Bu da kaslarınızın gereğinden fazla çalışmasına sebep olur. Gelelim gövdeyi saran kısmına. Hemen kürek kemiğinin altından geçer bu kısım. Ve üzerinden geçtiği omurları sürekli iter, onların geriye doğru olan hareketini kısıtlar. Bir süre sonra bu omurları ilgilendiren blokajlar, kilitlenmeler görülebilir. Elbette bu ağrılı bir süreçtir. Ama sadece kendi üzerinde değil, yukarısındaki ya da aşağısındaki omurgayı da etkileyebilir. Çünkü omurga bir bütündür. Eğer ortada bir yerde hareketsiz bir alan varsa aşağısında ya da yukarısındaki omurlara daha fazla yük, daha fazla stres binecektir. Bu da bizim boyun ya da belle ilgili problemlere daha açık olmamıza neden olur. Aynı zamanda kaburgaları da sıkıştırır. Ve kaburgaların özellikle de arkada omurlarla bağlantı yaptığı eklemlerde küçük çıkıklara sebep olabilir. Sürekli ya da her nefes alıp verdiğinizde gelen bir batma, bir acıma hissi ya da o bölgedeki kesintisiz ağrı. Tabii üzerinden geçtiği kaslara da aynı şekilde bir basınç uyguluyor ve onları da rahatsız ediyor. Omurlardaki bu blokaj sadece çevresindeki kasları ve bağları değil, hemen içerisinden çıkıp vücuda dağılan sinirleri de olumsuz etkiler. Resimde gördüğünüz gibi organlarımızı çalıştıran sempatik sisteme ait sinir demetleri de yine omurlar arasından çıkar. Şöyle düşünebilirsiniz, mideye ya da karaciğere gelen sürekli bir sempatik sistem uyarısı. Ki sempatik sistem aktif olduğunda organların çalışması durdurulur. Yani bir köpek gördüğünüzde kaçmak zorundasınız yani. Hemen sempatik sistem devreye girer, kasları daha aktif, dolaşımı daha aktif hale getirirken organları baskılar. Çünkü kaçabilmek için enerjinin kaslarda olması gereklidir. Doğru düzgün çalışmayan bir mide, doğru düzgün çalışmayan bir karaciğer. Mesela. Çünkü bu organların sinir iletimi hemen hemen bu seviyelerden çıkmaktadır. Kaburgaların sıkışmasından bahsetmiştim. Nefes aldığımızda göğüs kafesimizi yeterince genişletemeyiz. Derin nefes almaktan bahsetmiyorum. Birçoğumuzun nefes alışverişi artık çok yüzeyel. Akciğer yeterince açılıp kapanamıyor ve onun üzerini saran kılıflar elbette. Dizlerimiz hareketsizlik nedeniyle kireçleniyor da organlarımız bu hareketsizlikten etkilenmiyor mu zannediyorsunuz? Kaburgalarımız yeterince genişleyemeyince akciğerlerimiz de içeride büyüyemeyecek. Ve üzerini saran kılıflarla olan o yayılma, daralma, yayılma, kapanma hareketini yerine getiremeyecek. Burada diyafram kasını da unutmamak gerekli. Resimde gördüğünüz bu kas üst gövde ile alt gövdeyi ikiye ayırır.
Kapalı bir sistemdir burası ve bizim nefes alışverişimizle beraber bir piston gibi aşağı yukarı hareket eder. Diyafram kası verimli çalışamadığı zaman akciğerlerimiz çünkü sadece nefes aldığımızda yanlara doğru açılmıyor, aşağıya doğru da bir açılması var. Bunu da sağlayamaz. Ama diyafram söz konusu olduğunda konuşulması gereken başka şeyler de var. Bazı organlarımız diyaframa tutunur. Karaciğer birebir, mide ise karaciğer üzerinden. Bir de mesane çatımızı tutan bağ göbek deliğimizin arkasına tutunduktan sonra gelir karaciğere. Dolayısıyla diyaframın yukarı ve aşağı hareketi organlarımızın hareketliliğiyle ilgili de çok büyük önem arz eder. Bir nevi çalkalama gibi düşünün bunu. Diyafram hem göğüsle hem karın arasındaki basınç dengesini de sağlar aynı zamanda. Yani sadece karaciğer mide değil ya da mesane değil, diğer tüm organlarımızın da diyaframla beraber devam eden bir hareketliliği vardır. Böbreklerimizi örneğin. Her nefes alışverişimizde ortalama 3 santim aşağı yukarı hareket eder. Bu onun çalkalanmasını sağlar. İçerideki çamurlaşmayı önler. Safra kesesi için de bunu düşünebilirsiniz tabii. Bir diğer mesele ise ana atar damar ve toplar damarımızın yemek borumuzla birlikte diyafram kasının içerisinden geçiyor oluşu. Diyafram kası genişleyip daralarak bu yapılar üzerinde bir sağım işlevi görür. Yani genel dolaşımımız için de yemek borusuyla mide arasındaki geçiş için de diyafram kası yine çok önemlidir. Sahip olduğumuz tek diyafram bu değil elbette. Leğen kemiğinin altını döşeyen kasların oluşturduğu bir diyafram da var. Yani alt karın organları da bu durumdan etkilenir. Rahim gibi, yumurtalıklar gibi, mesane gibi yine. Çünkü bu iki diyafram birlikte harmonik hareket ederler. Özellikle de gün içerisinde çok fazla oturan insanlarda bu sıkıntıların daha da şiddetli yaşandığını biliyoruz. İdrar tutamama problemi, cinsel disfonksiyonlar ya da rahimde oluşan fibrotik kistik dokular. Sık sık idrar yolu ya da mesane enfeksiyonu mu geçiriyorsunuz? Üstelik de kişisel hijyeninize o kadar dikkat ediyor olmanıza rağmen. İnkontinans, idrar tutamamayla ilgili tek etken bu değil elbette. Çoklu doğumlar ya da doğum sırasında çok fazla kilo alma, karın kaslarının çok fazla gevşemiş olması ya da aşağıdaki diyafram yapısının bozulmuş olması da bu konuda etkilidir ama yukarıdan gelen bu olumsuz etkinin de göz ardı edilmemesi gerekli. Ki inkontinans problemiyle ilgili daha ayrıntılı bir video hazırlamıştım sizler için ve orada bu sıkıntılarda uygulayabileceğiniz egzersizleri göstermiştim size. Bahsettiğim tüm bu videoları bu videonun altındaki açıklamalar kısmında da paylaşacağım linklerini. Yani buradaki açılan bağlantıları kaçırırsanız oradan da tıklayabilirsiniz. Tabii sözün sonu şuraya gelmiyor. Sizlere sütyen kullanmamanızı söylemiyorum. Kullandığımız bu iç giyim ürününü bizim için ergonomik hale getirmek. Gövde kısmı için kendi bedeninize uygun ürünler almalısınız. Biliyorsunuz sütyenlerin A, B, C, D gibi beden ölçüleri var. Kendinize uygun olan bedeni alabilir ya da bu yeterli olmuyorsa ekstra aparatlar oluyor, uzatma aparatları oluyor. Bunlardan satın alabilirsiniz. Öyle sanıyorum ki unuttuğum bir mesele kalmadı. Dilerim sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve çevrenizdekilerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Hala kanalıma abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Bir başka konuda, bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.